Şuradan Pokemon'umu bir kere daha salarak. Selam bile dedir oyunlara. Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Ark Survival Evolve oyunumuza kaldığımız yerden cayır cayır metal eriterek devam ediyoruz. Şu metalleri de alayım. Onları da şöyle atayım. Şimdi neydi yeni üreteceğimiz eğer? Eğerimizi şuradan bir bakalım hemen. Eğerimizin ne olduğuna bakalım. Canım sen yine mi level atladın? Castoroides. Castoroides eğeri. Hemen geliyorum buraya. Castoroides diyorum. Saman, lif ve çimento harcı. Çimento harcı mı? Çimento harcı mı? Ben bittim sen. Beni bitirdin sen ya. Ben o çimento harcını tamamen unutmuşum. Bir şeyler toplarken çimento harcını unutmuşum. Al bunları da bıraktım sana. Şimdi benden çimento harcı mı istiyorsun? Ben şurada bir sonsuz tane oluşum içindeydim en son. Kaç tane barutum var? Bu kadar mı barutum var sadece? Barut da üret. Ay yok, benim bu şeyden yapmam lazım ya. Benim bu çanak çömlekten yap... Neyse, ben o çanak çömleği yapmayayım şimdi o zaman. Böyle bir yapılanmaya girmeyelim. Biz şuradan mermi yapalım biraz. Şunları koyalım. Silahlardan, cephaneden, şu mermiden üretelim biraz. Sonra da kardeşlerim ev inşasına girişelim. Ben çılgıncasına materyal kazdım. Gördüğünüz gibi sağım solum materyal oldu. Sağım solum sobe oldu şöyle. Ondan sonra da birçok şey yaptım bunlarla. İster misiniz şunun küçük bir kısmını şöyle alarak biz bunlara ne diyelim biliyor musunuz? Buna sıfır diyelim biz, en güzeli. Sıfır diyelim. Sen oradan git ama sen öyle bekleme ekranda. Şimdi şöyle kuşumuzda bir yer seçelim. Şöyle yükselerek kuşumuzda bir yer seçelim. Ben şuralarda bir yerden yanayım ama burada biraz örücmek falan var. Gerçi güzel düz de bir alan burası biliyor musunuz? Gerçekten güzel düz bir alan ama önce şurayı bir ölçelim biz. Gelin sizinle birlikte. Sıfıra basıp şöyle bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kare gibi bir şey oluyor. Aslında fena da değilmiş ha. Gerçekten hiç fena değilmiş. Bir an gözüme küçük gibi görünmüştü ama. Şöyle bir düşünüyorum. 5 kare gibi bir şey. Güzel de bir merdiveni var. Aslında şuraya doğru da yapsam onu. Şuraya doğru yapsam doğal olarak bir merdiveni de olur. Beş karelik şeyden sapık bir metotla yere kadar çubuklarla belki şu iki kare arasında yol bile çekebiliriz. Bilemedim. Bir deneyelim mi şunu ya? Vallahi bir deneyelim bakalım ne olacak. Şuradan sıfır diyeyim. Bunu şöyle getirip bırakayım. Şöyle mi olması gerekiyor tam olarak? Bilemedim ki. Vallahi yamuk koyabiliriz şimdi ha. Yamuk koyarsak üzüleceğim. Yamuk mu koyduk? Tartışılır. Evet, biraz yamuk koyduk. Aslında biraz yamuk koyduk yani. Bunun seçeneklerden yıkmak haricinde bir seçenek yok mu? Ama çok üzülürüm ben onu, yıkamam ya. Vallahi emek verdim ben onları yapmak için. Evet, nasıl doğru olduğuna dair de tam bir şey de koyamıyoruz ki. Aa, buranın üstüne doğru da koyuyormuş bu adam ya. O katı boşta bırakıp böyle yapabilir miyiz acaba? Neyse, öyle bir şey yapmayalım biz yine. Şöyle bir gelelim. Şöyle koysam, evet. Aslında daha rahat ölçebiliyorum böyle koyduğum zaman. Neden böyle koymuyorum ki? Gerçekten daha rahat ölçebiliyorum. Yani çok da yamuk değilmiş gibi geldi bir an bana ya. Şöyle bir baktım da. Hiç fena değil. 6 taneyle mi yaptı burayı?
Vallahi 6 taneyle yaptı. O zaman gidip biraz malzeme alıp buraya geliyorum. Çocuğum sakin ol. Sakin ol. Malzemelerimi toplayarak oraya geleceğim. Ondan sonra dinozorlarımı diyorum ki boyunla belki çok fazla uzaklaşmayın deli goberler diyerek bir şeyler koyup dinozorları buraya salarım. İki yandan kapı yapsak, şu inişleri kapıyla kapatsak ki zaten buralarda vahşi bir hayvan yok. Çok da sıkıntı olmaz gibi geliyor bana. Hareket edemiyor muyum? Vallahi hareket ediyorum. Sen beni kandırıyorsun. Ha bakayım sana. Alma sen. Ben onları tutmuşum üstüme yapışmışlar. Boş ver. Sen onları bu saatten sonra alma. Hiç gerek yok onları almana. Sen şöyle kon ve bekle. Hiç gerisini merak etme. Bak burada usta inşaatçı var. Bir şey söyleyeyim mi? Yüzyılın en hızlı inşası olabilir bu ha. Kaç tane kaldı göremiyorum buradan doğru. 19 tane mi kaldı? Şimdi anlarız. Tekhaneliğe düşerse. Hayır, 19'muş gerçekten. Bir şey söyleyeyim, istesem bu kadar mükemmel olamazdı. Gerçekten yamuk yapmışım. Milimetrik bir yamukluk var orada. Ama çok da görüntü olarak bozulmadan önce bu işi hallettik. Şimdi ben şu 12 taneyi ne yapayım? 12 taneyi geri bırakayım. Şimdilik bir pislik çıkarmayalım lütfen. 12 taneyi geri bırakalım biz hemen. Etrafa bir duvar koyalım. Şunları bıraktım güzel kardeşim geriye. Ayrıca bu fikri de çok fazla beğenmedim. Bu yine burada dursun. Ben 1'e koyayım o malzemeleri. Gerçekten eziyet oluyor çünkü. Ay, 2 tane de kapımız olsun. Çok fazla eşya taşıyorsun. Teşekkür ederim. Ben de farkındayım çok fazla eşya taşıdığımın. Ama acaba ne kadar eşya taşıyorum? İnanılmaz fazla eşya taşıyorum. Öyle böyle değil. Keşke bunları kuşa bırakmak gibi bir yol olsaydı diyecektim. Niye öyle bir yol olmasın ki? Ben niye böyle bir şey yaptım? Kerizlik yaptım. Kuşum bunları taşıyabilir. Bunu da taşıyabilir. Tavanım varmış. Tavanı da taşır. Bunları zaten taşır. Çok fazla eşya taşıyorsun. Yani böyle kötü bir uyum var. Evet, bazen böyle eşya taşıyorum. Yapacak bir şey yok. Bunu at. Hayvan var ya hala diyor ki ver ver diyor. Böğrüme doğru vur diyor onları. Umrumda olmaz benim diyor. Şu duvarları da sana bırakam. Bakalım aynı fikirde olacak mısın hala? Şunları da sana bırakayım ama Mihawk. Vallahi tabii ağırlaşmaya başladın yavaş yavaş. Şuradan ben aslında saman alayım. Sap alayım. Şuradan odun alayım. Üretimden yapılardan odundan efendim şuradan kapı üreteyim 2 tane. Railing üreteyim 8 tane. Yaptığın kadar yap abi. 8 tane üretirim diyorsan 8'ini de üret. Ürettin mi? Canım benim. Ha, ama böyle yapınca su koy veriyorsun işte bak olmaz. Kon bir kere yani yere bir kon tamam mı? Peki ben senin üstünden ineyim belli ki konamadın. Ha, şimdi kondun peki. Evet, ağırlıkla alakalı böyle ufak bir skandal yaşadıktan sonra belli ki bunlar senin için bile fazla ağır oldu. Şunların yarısını alıp geri bırakalım. Ben sadece onun üzerinden bunlar sana fazla oldu dediğim kadarı bile beni çökertiyor.
Hayvan ne yapsın yani, haklı. Sana böyle bir şey yapmak istemiyorum ama kim level atladı, ben mi? O zaman yanından geçtiğim canlı level atlamış. İkimiz de level atlamamışız. Evet, Mihawk önümüzdeki yıl 2022-23 yıllar arasında ya da bir 4-5 yıl sonra kesinlikle varması gereken yere varacak. Teknolojiden ölüyor orası. İndum. Şimdi sende bir şey vardı. Tamam mı? Sende bir şey vardı. Onu bana ver bakayım. Sen bunları al. Şöyle bir tane şekilli duvar, bir tane değişik şekilli duvar. Onları bana ver. Ha, bu bile beni bitirdi. Duvar değil, yanlış şeyi aldım öncelikle. Özür dileyerek senden gelip onu sana onu geri veriyorum. Şimdi oldu. Evet, böyle bıraktım onu. Bunu da yanına bırakmadım. Bunu da yanına bıraktım. Bunu da onun yanına bıraktım. Sonra bunu da bıraktım. Hızlanmaya başladık mı biraz? Hayır. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O zaman bunu da bıraktım. Efendime söyleyeyim. Sonracığıma şöyle bakıyorum. Bunu, bunu, bunu. Bence gayet güzel. Bir tane normal, bir tane anormal duvar. Bir normal, bir anormal sırayla. Hoş değil mi? Burada devreye şu kapı girmeli. Şu kapıyı alabiliriz. Önüne de normal bir tane kapı bırakarak. Evin temelini oluşturmaya çalışıyorum şimdi. Sonrasında daha farklı şeyler yaparız ama. Evet, burada böyle bir kapı neden var diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Çünkü gördüğünüz gibi buradan aşağı uçmaktan başka bir seçenek yok. Bir şeyler düşündüm oraya. Dur bakalım. Belki olur. Olursa yani. Olmazsa da ne yapalım? Kısmet değilmiş deriz. Şimdilik sadece yarma bir canlının bunun üstüne çıkmasını engelleyelim. Evet, umarım daha duvarımız vardı. Gördüğünüz gibi saatlerin farmı sadece 30 saniyede böyle löpçük diye bırakılarak buraya böyle bitebiliyor. Bu da üzücü bir şey tabii ama ne yapalım? Elden bir şey gelmez. Şimdi asıl yapmam gereken şey buraya bir takım dolaplar yapmak. Bir takım dolaplar yapacağım ki malzemelerimizi buraya koyabilelim. Aa, ne biçim bağırdım be? İsyan etti. Aa, yeter. Sanki benim bir merdivenim vardı, o kuşumun üstünde mi? Aa, benim daha çok duvarım varmış ya. Vallahi benim milyon tane duvarım varmış. Ama bir dakika, şimdi hemen böyle açgözlülük yapmayalım. Şu odunları bir alayım. Samanı, lifi de alayım. Şuradan ahşap. Yapı değil tabi, depolama. Ha, depolama şundan. İki tane birden üret. İki tanesi aslında dünyalara yeter. Yanılmıyorsam bu 50'lik mi ne, öyle bir şeydi değil mi dolabın kapasitesi? Şuradan bakabiliriz gerçi. 45'likmiş. 45 zaten bizim için yeterli. Neden üretemiyorsun? Sap var diye değil mi? 3 tane yapalım da o zaman gitsin ya. 2 tane daha yaptın. Yap 2 tane daha. Güzel. Gel bakayım Mihawk. İyi, en azından senin sınırlarını bu sefer deminkinden daha az zorlamışız. Yine de zorlamışız yani. Zorlamadık değil.
Kardeşlerim şu yerleşime geçmemiz lazım. Çünkü çok olmadı yani ben başka bir yerde ev yaparız falan diye hayal kurduğum için çok fazla zorlamıyordum buraları ama olmadı yani belli ki buraya yerleşmemiz lazım. O zaman bu olay gerçekleşecek böyle. Yalnız senin şu yemek yeme sesin Mihawk'cığım var ya beni korkutuyor. Oo, hayde bire pehlivan diye bağırarak bir yemek yiyişi var hayvanın. Sanki bana dalacak gibi yani. Sanki birileri bana dalıyormuş gibi daha doğrusu ya. Böyle bir ürperiyorum resmen. Nereye doğru kıvrılsın bu? Bu şuradan kıvrılsa. Şuradan kıvrıl. Buradan yavrum. Evladım. Çocuğum. Bunu koyduğum zaman bana yön seçme hakkı verecek misin sen? Bak böyle, deminki güzel gibiydi bak mesela. Demin şuradan bir şekil yaptın. Ha? Girişin çok saçma oldu bu sefer de. Bak bu olabilir aslında. Bu fena değil. Evet, iyi ki şey yapmışım çünkü hak da vermiyormuş yani. Paldır küldür bitirdi. Hakmak vermedi. Buna bu evin burasındaki standart dolaplar diyelim. En azından dolaplardan bir tanesini bırakayım ben. Şöyle yapayım. Evin köşesine güzel bir şekilde şuraya dolabı bırakayım. Geri kalan dolapları da onun içine koyayım. Bunu da, bunları da onun içine koyayım. Yavrum evladım, seni şimdi o dolaba yakın bir yere götüreyim de. Çünkü senden alıp o dolaba bırakmam gerekecek. Evet böyle. Çöktün değil mi? Hayda, hayda. Hatta oraya kadar yerleşemedik. Evet, şimdi bunları dolaba bırakabilirim. Güzel. Efendim, bizim burada neyimiz yok? Ara katımız yok. Zaten ara kat olmadığı için bir tamamen geri dönüp ara katları almak zorundayım. Hayvanları da aslında buranın önüne koyabilirim ya. Bu küçük hayvanlar için orası yeterince güzel bir bahçe gibi ama sulu ortamda burada mutlu mesut gezinde diyebilirim o hayvanlara. Onları gezdirmek de başka bir seçenek. Hayvanların gezinmesi de dediğim gibi güzel bir seçenek olabilir. Tavan. Duvar diyeceğim zaten çökecek deme. Şimdilik sadece tavanı al. Aslında sadece tavanı alma. Ya üzgünüm seni böyle bir bırakıyorum bir alıyorum. Şuradan sana ağırlık diyeyim ben. Değil mi? Seni de yüke şey yaptım artık. Bunu anlamış olman lazım. Sana şuradan lif saman, lif saman, lif saman diyeyim. Odun, odun, odun diyeyim. Çok kızıyorum böyle olunca. Gerçekten kızıyorum yani. Kardeşlerim anlıyor musunuz? En başından beri niye devamlı durup durup şey yaptığımı? Ağırlık verdiğimi olmuyor çünkü yani ağırlık vermeden bu oyun olmuyor. Dinozorlarla taşıyorsunuz tamam ama sonra craft edeceğimiz zaman ne yapacağız? Mecbur o dinozordan inip efendi gibi sizin bir şeyleri almanız gerekiyor. İşte alamazsanız böyle sinirleniyorum. Kızıyorum alamazsak. Şimdilik sadece şunu alalım bakalım. Ve buraya ulaştık üst kata. Güzel. Evet, merdiven için güzel oldu diyebiliriz. Peki bir merdiven daha koysak mı? İster şurada bir merdivenimiz daha var, onu da koysak mı? Yoksa evimizin belki bir üst katı daha olur, oraya mı koysak merdiveni? Bilemiyorum Mihawkcığım ama senin bir üst kata çıkma vaktin geldi gibi geliyor bana.
Sen artık bir üst kata çık. Evet. Tabanımızı yeterli sayıda üretmemişiz. Tavanımız biraz daha olmalı. Canı sağ olsun tavanımızın. Şuradan ge bakayım kolon. Evin şöyle bir planını çiziyorum en azından. O planın üzerinden artık devam ederiz. Kolonu hala ortalara mı koyuyorsun ya? Ya bak bu kolonu ortaya kolon koyma huyundan vazgeçmedin ya. Beni gerçekten üzüyorsun. Ortaya kolon koyma huyundan vazgeç artık. Bu nedir ya? Yarısı dışarıda kolonun. Şöyle yapsan ha. Hadi bir derece diyeceğim de yarısı dışarıda kolon nedir abi? Güzel kardeşim. Yavrum benim bak. Sana derdimi anlatamıyorum galiba. Kolonun yarısı dışarıda olmaz. Leş gibi görünüyor böyle yaptığın zaman. Bırakacağım koyacağım değil mi onu oraya? Bak şimdi. Bu nedir ya? Allah aşkına biri bana söylesin. Bu nedir nedir? Böyle bir çirkinlik var mı ya? Hızlıca su bul. Bulamam kardeşim hızlıca su. Sana şöyle yapabilirim. Ama eğer istiyorsan. Majo meyvesi var elimde bol bol. Majo meyvesi yiyebilirim. Yok, majo meyvesi yememi umursamıyormuş oyun. Şimdi okey misin? Ne oldu? Aşağı düştü hayvan. Birinci kattan en alt kata inerek bir ilke imza attı. Güzelim yok. Ben bu ahşap sütunu yıkarım. Ben öyle şekilsiz bir şey istemiyorum. Böyle bir şey olur ama. Tam olarak da bir tane daha craft ediyorsun. Çok güzel. Et bakalım. Birkaç tane daha craft edemiyorsun. Peki aslında böyle burayı balkon gibi bir şey düşündüm yani ben. Merdivenle üst kata çıkılır. Şuradan da bir tane merdivenle buraya çıkılır. Bence bir üçüncü kat olmasına gerek yok bu evin ya. Şöyle yapalım biz. Bu merdivenimizi alalım. Gayet güzel bir şekilde. O merdivenle de buraya çıkılsın. O merdivende de böyle çıkılsın, tamam mı? Yıkla boli. Yıktık bunu. Gayet güzel oldu. Var mı daha fazla duvar? Var. Ver onları. Al bunu. Daha fazla duvar tabii ki işe yarayacak. Çünkü burada duracak. Buradaki duvar da işe yarayacak. Oralara tekrar pencere koyacağız. Ve bir üst katı çekmiş olacağız böylece. Buraya da pencerede bir yer koyarız. Bence güzel oldu. Dediğim gibi şurayı kaparsak kendi istediğimiz dinozorlarımızı kimsenin ulaşamayacağı bir yere çekmiş oluruz. Böyle bir şeye de çok ihtiyacımız var mı? O da tartışılır. Hadi burayı da kapayım senin için. Bunun için de burayı kapayım. Bence gayet güzel oldu. Böylece oralardan da manyakça bir takılma sergilemeyiz bir daha. Gayet hoş. Ara tavan yapmamız lazım. Bir miktar ara tavan yapacağız oraya. Şimdi şu malzemeleri de sana bırakayım. Tamamız. Ha, ahşap tavanım varmış. Pardon kardeşlerim, çok affedersiniz. Gayet doğal karşıladım yani. Kaç tane yaptığımı hatırlayamadım bir anda. Olur, yapmamışızdır falan diyorum da yapmışız meğer biz onu. Şöyle olması lazım değil mi? Kafamızı tavana vurmamamız için. Hatta yine de yetmedi diyecektim. Ha yok, yetti. Döner şekilde çıkıyoruz. Okey.
Evet, gayet güzel. Bir daha gelelim. Şu duvarı da alalım. Bu duvarı da alalım. Artık ben eksik kalan kısımlarını kendim bunun tamamlarım. Eksik kısımlar için sizi yormam. Yalnız saysam bu kadar güzel tutarmış ha. Saysam resmen bu kadar güzel tutarmış sayısı. Merdivenler arasında asimetri ne? Ha, asimetri yok. Biri sağa biri sola doğru baktığı için şöyle asimetrik gibi göründü gözüme bir anda. Ah kuşum benim, kendine bir yuva bulamadın ya. Yine seni bağlamaya çalışıyorum oralarda. Seni şöyle meydana kondurayım bari. Bayağı bir kısmı da bitti gibi evin ama ya. Bir bu kadar daha malzeme toplarsam ben bu evi bitirebilirim. Evet, böylece gayet güzel balkonumsu bir ön tarafı oldu evin. Acı bir şekilde deneyimlemek istemiyorum bunu. Yok, railingin üzerinden zıplamamıza izin vermiyormuş. Düşsem de aslında alt tarafta payım var düşecek. Tam olarak aşağı düşmem yani. Evet. Bunu da tamamladıktan sonra şuraya tekrar bakalım. Oo, şimdi gayet güzel oldu işte. Şimdi gayet güzel oldu. Ya da dinozorları dediğim gibi hiç buraya karıştırmayız. Burası böyle misler gibi bizim evimiz olur. Şurayı da kapatır bahçemizi. Hangar gibi bir şey yaparız. Buranın içinde de yine değişik makinalarımız olur çünkü daha yapmamız gereken şeyler var. Fabrikatörler, bilmem neler, hepsini buraya sığdıramayabiliriz. Buranın içinde şimdi ufak tefek eksiklerimiz olacak. Mesela yatak mı adı? Adı ranza mı? Ya da ben bunları ben mi üretiyorum? Bir numaralı soru. Adı yatak mı? Adı ranza mı? Bunları ben mi üretiyorum? Ben üretmiyor da olabilirim çünkü onları. Silahlarımı şöyle yerlerine bırakayım. Gayet güzel. Ondan sonra Mihawk'ıma binip ince ince şuradan bir uzaklaşayım. İnce ince uzaklaşayım da buradan gitmeden önce şeyi kontrol edeceğim. Bu arada buradan daha yakında santral var mı acaba bize öbür tarafta falan ya? Ben habire buradakinin yanına gidiyorum ama. Gerçi bu da yakınmış. Hemen şuradaymış. Santrale gidip ondan bir şeyi kontrol edeceğim. Şu ufaklık bizden ne istiyordu? 20 metal külçe istiyordu, değil mi? Bu da bizden 60 metal külçe istiyordu. Enforcer. Çünkü bizim kendi robotumuz polimer istiyor. Onun için bizim bir sonraki teknoloji elektronik çağına geçmemiz lazım. Elektrik motorlarına geçmemiz lazım. Ama bu küçük robot öyle bir şey istemiyor bizden. Pırt diye attık ya. Vallahi pırt diye bıraktım arkadan. Efendim. Geldim şuradan. Kristal. Bundan. Peki. Peki bir saniye. Madem öyle, bunları hemen ben kuşuma aktarayım. Aa, kuşun üstünde bir dünya daha yük var ya. Onları bırakmayı unutmuşum. Neyse. Onları da bırakacağım.
Sonra Scrap Metal de alayım. Elektronik de alayım. Bunun için zaten şu anda bizim sağlayamadığımız tek şey polimer. Polimeri buradan yapamıyorum, değil mi? Polimer çok fantastik bir hareket benimki ama yine de bir bakayım dedim ya. Metal su deposu yapabiliyormuşum ama polimer yapamadığım halde. Polimer nereden yapılıyormuş? Fabrikatörden yapılıyormuş. Fabrikatör nereden yapılıyormuş? Bundan yapılıyormuş. Fabrikatöre geleyim. Aslında ben fabrikatör de yapabilirim ya. Kıvılcım tozu, kristal, çimento harcı lazım diyor. Ha, çimento harcı yapmak için de en baştan şundan bir tane daha yapacaktım değil mi? Onu salmıştım kendi halinde. Ben bundan çimento harcı yapmayacağım diye. Peki şimdi bak, bu olaya bir çözüm bulalım. Biz şimdi şu tozları bir alalım. Onlar çok yer toplamaya başladı. Bunu da alalım. Tamam mısın? Ondan sonra sana biz en güzel, en narininden şöyle kitin keratin verelim. Dur. Bıraktığım şeyi geri koyuyorsun, tekrar olmaz. Kitini keratini verdik. Sonra sana daha ne vereceğiz? Taş, değil mi? Taş ihtiyacın var senin. Çok fazla taşıyorsun. Peki. Hadi ulaş ona. Barut da kalsın. Mermi de üretmeyeceğim. Şuradaki mermilerimi alayım yeter. Hay, çok fazla eşya taşımana ya. Ben ne taşıyorum ki? Aa, o metalleri taşıyormuşum ya. Sana da şöyle geleyim. Sen de oradan çimento harcı üret. Üret. 26 tane üretecek sadece adam ya. Çıldırılası. Demek ki kardeşlerim, bir dahaki videodan önce yapacağım farmda benim için önemli olan şey fabrikatör yapmak için kitin, keratin, taş. Gerçi fabrikatörü yapıyorum ben. Fabrikatörü direkt gidip öbür eve kuralım. Evet, ben bu fabrikatörü hazırlayayım. Bir dahaki videoda onu direkt gidip öbür eve kuralım. Çünkü artık öbür evin içinde yerleşmeye başlayacağız. Fabrikatörü kurayım. Ondan sonra şu tezgahtan kurayım bir tane. Bahçeye şekilli şöyle güzel atölye gibi bir şey yapalım biz. Bahçenin içine koyalım bunu. Fabrikatör içeride dursun ama. Sonracığıma daha ne lazım? Jeneratör yapmam lazım galiba fabrikatörün elektrikli çalışması için. Ben jeneratör nasıl bir şey acaba? Jeneratör var mı? Jeneratör var. Üretildiği yer fabrikatör. Ha, demek ki fabrikatör elektrikle çalışmıyor. Demek ki fabrikatör sadece yakıtla çalışıyor. Şuradan bizim yakıt yapmak gibi bir şansımız var mı? Biz yakıtı bir yerde yapıyorduk sanki ya. Ama petrolü direkt buldum. Biraz kafam karıştı. Bir şeylerden petrol yapıyordum sanki ben. Deri kullanarak rafine edilebilir diyor. Evet. Deriyle bunu rafine ediyorduk biz. Neyse, onu deriyle bilahare rafine edeceğiz. Şimdi şuna bir bakalım. Bu var. Kristal var. Metal külçe. Hatırladım. Bu kadar kristal fazla zaten. Bu kadar dust da fazla. Bunları geri alayım. Şunun da bir kısmını geri alayım. Bunları geri bırakarak galiba petrol lazımdı biraz. Emin olmamakla beraber galiba biraz petrol lazımdı. Biraz da metal lazımdı. Evet. Hemen gidiyorum kardeşlerim. Şurada mıydı Naga? Yerini bir ezberlesem iyi olacak artık ben senin. Şu küçük robot ne, ben çok merak ettim. Ve o tezgah onu yapmamıza izin veriyor mu gerçekten? Bir deneyelim şunu. Şurada dediğim gibi 2-3 bölüm daha biraz gelişmemiz, bir şeyler yapmamız lazım. Ondan sonra Extinction'ın yaratıkları bizden korksun. Titanların kafalarını birbirlerine vuracağım. Diyecekler ki dede yapma, biz ettik sen etme. Şunları sana vereyim. Şöyle geleyim. Şunları da bir sana vereyim. Bana bundan yapar mısın? Vallahi yapıyor. Bunu yapmıyor. Daha fazla metal, daha fazla element dust ve polimer lazım. Enforcer'ı yapmıyor. Ama bunu yapıyor. Ben de buradan geleyim. Bir tane üreteyim bakayım sana. Ne yapacaksın? İlkel Scout Remote. Shield'ı 3, enerjisi 90, 7 enerji per element dust.
Speed Range. Tek üreticiden tamir edilebilir diyor. Şimdi sana ben bunları bir bırakayım. Tamam mı? Can kuşum. Ama element dust'ı bırakmayayım. Sanki çünkü içine element dust koymamız lazımmış gibi geldi bana. Bu ne abi? Poki topum oldu. Ha. Oo. Mükemmel. Kendi kolumu mu gördüm ben? Yaratıkları maratıkları her şeyi görüyorum maşallah. Gerçekten her şeyi görüyor. 25.000 metre. Ne kadar bir alan acaba? Ha, bu kadarmış. Disconnect olduk Scout'a. Envantere gir dedi. Bir saniye, Scout'a disconnect oldum. Scout'un yanına gidip onu tekrar connect mi olmam lazım? Scout out of operation. Ha, geri geldi. Scout'um geri geldi. Mükemmel. Mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel kardeşlerim. İyi ki bu Scout'u yapmışız. Bir dahaki videomuzda bu Scout'u da bol bol kullanarak bir şeyler yapalım. Demek ki Scout'u bırakmak gibi bir şey yok. Ben de zannettim ki bir anda onu alacağız. Gidip efendim salacağız. O bir robot öyle gidecek. Pokemon gibi bir şey yapmışız biz. Çok güzel oldu işte. Şimdi buna çok sevindim. Yeni evimiz de eski evimize bin basar yani. Bir şey değil mi? Tek kelimeyle karizma akıyor evimizden. Ama dediğim gibi her güzel bölümün bir sonu var. Şuradan Pokemon'umu bir kere daha salarak. Ne yapıyor? Zıplıyor mu Scout'un böyle yapınca? Ateş de ediyor. Vallahi psikopat Scout ateş etti. Bir şeylere dalmam lazım bu Scout'la. Scout'la bir şeye dalmam lazım. Neye dalabilirim? Suyun içindeki canlıları da gösteriyor musun bana? Göstermez mi? Hiçbir şey kaçamıyor ki Scout'tan. 213 kaldı. Bana bir şey daldı diyor. Ha. Anakonda'yı gördü ama. Ne oldu abi ona vurduğun zaman? Scout bir şeyi vurduğu zaman ne yapıyor acaba? Aha, kızdı. Vallahi kızdı bana, sinirlendi. Hasar verebiliyor muyum acaba ya? Ben böyle yalandan vuruyor muyum sadece bir şeylere? Geri geldim hocam. Hocam geri geldim, beni al. Allah'ını sevdiğim al beni. O zaman ben ne yapayım? Escape'e mi basayım? Yo, E'ye mi basayım? F'ye mi basayım? Ha, scout'um orada duruyor. Geri çağırdığım zaman aynen öyle poke topuna dönüşüyor. Evet kardeşlerim. Daha da keşfedeceğiz. Bir dahaki bölümde bunu daha iyi keşfedeceğiz. O zamana kadar kendinize dikkat edin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeniyorum ve paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedele Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedele Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla
fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.